Merhaba yine arkadaşlar, ben Doktor İlker Bike, kanalım Doktor İlker Bike ve bisiklet dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere bisikletçiler için aslında çok sıkıntılı bir şey olan lastik patlamasını nasıl engelleyeceğimizle ilgili bir video çekmeyi planladım. Lastik önleyici sıvılarla ilgili. Şu an piyasada en ucuz lastik önleyicilerden biri arkadaşlar Decathlon'da satılmakta ve bir şişesi 75 lira. İçerisinde 250 mililitre patlak önleyici sıvı var. 125 mililitresini işte ön lastiğinize 125'inde diğerine sıktığınız zaman aslında büyük oranda lastik patlamasından kurtulmuş oluyorsunuz. Bunun ne zaman başınıza meydana geleceği belli değil. Rotanızın neresinde, hava durumunun nasıl olduğunda, yani gerçekten işte lastiği onarmanız için en kısa harcayacağınız süre nereden baksanız gene 15 dakika. İşte sökmesi, takması, tekrar vites ayarı yapması, bazen hidrolik disk frenlerini düzeltmesi ile beraber bu neredeyse yarım saati de bulabiliyor. Her zaman yanınızda levye olmayabiliyor, pompa olmayabiliyor, ondan sonra iç lastik olmayabiliyor veya yama seti olmayabiliyor. Bu sizi bu tip sıkıntılardan kurtarıyor. Piyasada aslında birçok ürün var. Ben daha evvelden de Schwalbe'nin Dog Blues'u ile ilgili bir aslında video çekmiştim. Bunların birbirlerinin üstünlüklerinin olup olmadığı tartışılır. Bunu ispatlamak da biraz zor. Ancak her ürünü deneme fırsatı olanlar bunun hakkında yorum yapabilirler. Ben bir ara Vittorino'nun da bir böyle bir sıvısını kullanmıştım. O yalnızca şişede beklerken arkadaşlar aynı böyle pıhtılaşma gibi beyaz beyaz çökeltiler oluşturmaya başlamıştı. Ondan çok aslında verim alamamıştım. Ama Schwalbe Dog Blue'dan memnunum. Bunu da daha evvelden kullanmışlığım vardı. O halen de bir patlamayla karşılaşmadım. Ama bu demek değil ki buna kimse garanti veremez. Bunu kullandığınız zaman çıktığınız ilk turda büyükçe bir cam lastiğinizi kesti, patladı, yarıldı falan. Bunun kimse garantisini veremez. Ama bunların arkadaşlar onarabilecekleri, mesela küçük bir cam parçası, bunların bir milimetresi var aslında, bir çapı var. Oraya kadar olanları onarıyor. İşte bu pıtrak batmasına karşı mesela çok etkili. Veya böyle kamyon tekerleklerinden yollara teller dökülüyor. O teller lastiklerimizi çok sık patlatıyor. Bu onu da engelliyor arkadaşlar. Bizzat denedim. Yani kamyon teli batmış lastikle gezdim, eve geldim, çıkardım, tekrar döndürdüm. Döndürdüğünüz zaman bir süre oradaki o hava kaçağı olan yeri onarıyor. Böyle faydaları olduğunu belirtmek istiyorum. Nasıl kullanıldığını göstermeye geçmeden önce. Ben aslında özellikle elektrikli bisikletler kullanıyorum ve elektrikli bisikletlerle ilgili de tanıtım videoları çekiyorum elimden geldiğince. Bu da arkadaşlar gene gördüğünüz gibi 250'lik bir ön hap motor olan bike'in dönüşüm kiti. Bu arkadaşlar elektrikli bisikletlerin motorları özellikle jantlarda olduğu zaman ön ve arkada bağlanmaları arkadaşlar şöyle vidalı oluyor. Yani bizim mandal tarzıyla tabir ettiğimiz quick release'lerle olmuyor. Bunlar patladığı zaman da yanınızda bunun anahtarını taşımanız gerekiyor ki bu lastiği çıkartın ve şambreli değiştirin veya şambrele yama yapın. Onun için özellikle elektrikli bisiklet kullanıcıların bence bu sıvıları riski azaltmak açısından kullanması önemli. Şimdi bizim buradaki sibopumuz arkadaşlar gözüktüğü gibi otosibop, yani Schrader sibop, Presta değil. Presta da olsa aslında çok fark eden bir şey yok. Sadece orada o Presta valvin iğne ucunun sökülüp sökülemediği bizler için önemli. Onlar özel olarak belirtiliyor iç lastik alınırken. Özellikle de Schwalbe'nin Presta valvlerinin sökülebilir ve sökülemeyenleri var. Alırken, tercih ederken buna önem verirsiniz. Ben de daha önceden almış olduğum bir kitin içerisinden çıkan sibop sökücü var arkadaşlar. Bu hangisinden çıkmıştı? Schwalbe Dog Blue'nun patlak önleyicisinin kutusundan çıkmıştı. Ancak Decathlon'un sıvısının paketlemesi direkt böyle geliyor. Herhangi bir sibop sökücü gelmiyor. Sibop sökücünüz yoksa da böyle ince uçlu bir pense, kısa da olursa özellikle bu, kullanabilirsiniz. Ucunla sibopu döndürerek, sibopun iğnesini döndürerek sökebilirsiniz. Ancak bunun ne kadar küçük olursa elinizin manipüle etme yeteneği orada daha fazla olur. Çünkü motor var ve jantlarda kısa oluyor. Özellikle bu 26 inç bir jant. Burada sizin çalışma alanınız biraz dar oluyor. Onun için biraz daha belki jantınız 28-29'dur. Bir de bu biraz daha küçük olursa daha faydalı olur. Ha, olmazsa da internette bu bisiklet için otosibop sökücü veya sibop iğnesi sökücü diye satılıyor. 6 liraya buldum, 10 liraya buldum ama kargo dahil de 30 liraya
falan geliyor arkadaşlar. Şöyle bir şey var. İsterseniz yakından da göstereyim. Bizim sökeceğimiz ucu bu. Bu taraf iğne siboplar için lazım oluyor. Şival ve dok bloğu alırsanız içinden direkt bu çıkıyor zaten. Bunu sökme işlemi çok kolay bir işlem. Şöyle koyuyoruz sibop sökücümüzü ve sola doğru çeviriyoruz ve sibop iğnesini çıkartıyoruz arkadaşlar. Burada şişenin üzerinde gördüğünüz gibi şurasının üzerinde mililitreler yazıyor. Bu çok iyi bir şey olmuş bu şişe için. En azından 125'e geldiği zaman şurada da buna sıkmayı durduracağız, diğerine sıkacağız. Şimdi şişemizi açalım. Bunu sıkmadan evvel arkadaşlar böyle bir çalkalamakta biraz fayda var. İçinde topaklar oluşmasın diye. Bunun kapağının üzerinde çekiniz yazıyor. Bunu böyle çektiğiniz zaman bu kadar uzuyor. Bu doldurma açısından da kolaylık sağlıyor. İç lastiği sıkarken şurayı açmanız gerekiyor arkadaşlar elinizle çekerek. Burada böyle üstünüze falan sıçramaması için biraz dikkat etmenizde faydalı var, etraf batmasın diye. Bakın gene çekerken de biraz dışarıya çıktı aslında. Şimdi arkadaşlar bunu çalkaladıktan sonra bu çekilmesi gereken parçayı çektim ve güzel bir sürprizle karşılaştım. Belki daha önce, yaklaşık bir yıl önce kullanmıştım çünkü ben bunu. Ucundan bir aslında sibop sökücü çıktı. Schrader'ler için sibop sökücü bu. Presta'yı sökmez ama Schrader kullanıyoruz zaten genellikle, otosibop. Onu sökücü, yani sizin aslında bir ekstra parça almanıza gerek kalmadı. Bu gayet iyi oldu. 75 liraya aslında işi bitireceğiz. Bunu çıkardıktan sonra hemen bunu takarak çıkartabiliyorsunuz. Ne ince uçlu bir penseye ne de şöyle bir sibop sökücüye gerek kalmadı. Şimdi bunu boşlukta olan iğnesi bulunmayan sibopumuzun üzerine oturtup içerisine 125 mililitre sıkacağız. Bunu şöyle ters çevirdiğimiz zaman biraz arkadaşlar böyle sağını solunu iyice sıkıyoruz ki dışarı kaçmasın diye. Bu daha evvelden de başıma gelmişti. Onun için hanımlardan azar işitmemek için halının üzerinde falan salonda bunu yapmayın. Bir yandan da gözüm ne kadar gittiğinde, şu an daha 50 mililitre eksildi. Evet, sıkıyoruz yavaş yavaş. Şu an 100'e kadar düştü. Bir 25 daha sıktı mı benim iş bitiyor. Hemen valvi kapatacağım oraya iğnesini. Evet, şimdi tamamız. Hemen valvimizi buluyoruz. Onu oraya yerleştiriyoruz. Kendi içinden çıkan, kapağından çıkan kapağıyla da bunu görmüş olduğunuz gibi kapatıyorum, sıkıyorum iyice. İyice sıktım. Sonra bu artanları, şöyle taşanları sildikten, temizledikten sonra hava basmamla iş bitiyor. Gördüğünüz gibi de biraz toplandı aslında. Birazcık daha sıkabilirim. Evet, birazcık daha sıkabilirim arkadaşlar. Ters durduğu zaman daha çok gitmiş gibiydi. Geri dönenler oldu demek ki, şu borudakiler falan. Bir 20 cc daha sıkarsam daha iyi olacak gibi duruyor. Eksik kalan parçayı da sıktık. Evet, tekrar valvimizi iyice sıkıyoruz. Zaten normalde bile yüksek basınç verdiğiniz zaman otosiboplar arkadaşlar bir ay içerisinde falan o havayı biraz azaltıyor. Onun için lastikleriniz iniyor. Biz lastiklerinizi hep kontrol edin arkadaşlar falan diye uyarıyoruz. Evet, iş hava basmaya kaldı. Bunu diğer lastiğinize geçerken arkadaşlar açık bırakmayın. Hava almasın. Şu koruyucu olarak tekrardan bunu takmakta fayda var. Böyle bekleyebilir bu diğer lastiğinizi yapıncaya kadar. Yine çalkaladıktan sonra diğer lastiğinize sıkabilirsiniz.
Lastiği şişirirken de özellikle yeni başlayan arkadaşlara hatırlatıyorum. Bu lastiklerin üzerinde arkadaşlar yazılar yazıyor, böyle ince yazılar. Bu Mitas'ın bir lastiği, MTB lastiği. 55 PSI'ye kadar şişirin diyor maksimum. Bunu da arkadaşlar böyle kilosu fazla olan arkadaşlar şişirsin. Yani çoğunluğumuz için demek ki 40 falan yetecek. 40-45 PSI'lar yetecek. Ona göre şişirdikten sonra bunu güvenle kullanabilirsiniz. Başınıza gelmesin, yollarda kalmayın. Özellikle karanlıklarda, yağmurlu günlerde, köy yollarında, kimsenin geçmediği yollarda Allah kimsenin başına vermesin. Keyif için çıkıyoruz, ulaşım için çıkıyoruz bisiklete. Sağ olun videomu izlediğiniz için. Bu patlak önleyicilerle ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmında elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Güle güle. Size projeyi de göstereyim. Hem bunun videosu için de bir ön hazırlık olmuş olur. Arka lastiği arkadaşlar zaten bisikletin üzerinde direkt sıvıyı basacağım. Hiç o lastiği sökmeme gerek yok. Ön lastiği de monte ettikten sonra, lastikleri de hallettikten sonra zaten dönüşüm kitini, elektrikli bisiklet dönüşüm kitimiz Bike'in hemen hemen tamamlanmış olacak.